civarında onun janrasında başka şeyler dinleyerek filmi yürütüyorum. Ve bu onun metronomunu oluşturuyor filmin. Gülmek dışında başka hiçbir şey beni zorlamadı. Filmde yaşadığımız en büyük sorun ne teknik ne yani başka bir şey. Ne ezber ne işte mekan. Gülmek. Gülmenin önüne geçemedik yani. Eğer bir replik bariz şaka gibi ise üzerine konuşuyoruz ya bunu atalım bu şaka oldu. Evet. Komedi senaryosu yazarken bu komik oldu diye bir şey atılır mı? Türkiye'nin en güçlü kadın vokallerinden Ceylan Ertem, 28 Ekim akşamı Jolly Joker Kartal East Marina sahnesine konuk olacak. Şöyle uzunca boyluyuz bir delikanlı, kara kaşlı, kara gözlü. Geçtiğimiz yıl Seni Senin Gibiler Sevsin adlı 6. stüdyo albümünü yayımlayan şarkıcı, Türk alternatif pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından biri olarak gösteriliyor. Savaşta ve barışta, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Hayır ya! Hayır ben evlenmem bu değil. Zenginlikte ve yoksullukta. Mümkün değil. Hiç kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmaz. Asla. Kendi özgür iradenle. Hayır. Benim. Hayır. Silahlarım olmayı kabul ediyor musun? Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı ödüllü Don Kişot'un Ben oyunu, şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli, kahkaha dolu bir macera. Yine doğsam bu düzene, yolum seninle kesişecek. Delir ruhum sana teşne, içimden şarkın geçecek. Don Kişot, Altın Çağ'ın, Sancho Panza ise Don Kişot'un izinde aşka feda diyen iki saf vicdan, sürüklüyor peşinden gelenleri. Alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşınan Cervantes'in ölümsüz eseri 29 Ekim'de tiyatro severlerle buluşacak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi 1 Kasım akşamı Türkiye'nin en yetenekli caz solistlerinden Elif Çağlar'ı ağırlayacak. Elif Çağlar'ın son albümü The Art of Time 2018 yılında yayımlanmıştı. Arkadaşım. Acaba ben şimdi nasıl düzenleştirdim? Anlaşılmadı. Kamçın neden çıktı şu anda? Öyle diyor. Nasıl kamçı ya? Bir daha Kara Murat mı lazım? Kara Murat lazımsa var ya elimizde bir tane kara. Murat olarak da burada şu anda kendisi. Bıyıklı. Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun rolüyle yakından tanıdığımız Ali Atay, birbirinden farklı rollerle karşımıza çıkan ve ilgiyle takip edilen bir oyuncu. Hani geçen vurdum ya ben sana. Ha işte. Şimdi senden özür dilemek istiyorum ama öyle guru guruya da olmaz o işle. Ancak kendisine yalnızca oyuncu demek yeterli değil. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Atay, 2015 yılında rotasını oyunculuktan yönetmenliğe çevirmişti. Limonata filmiyle başladığı yolda Ölümlü Dünya ile ilerleyen Atay, bu kez senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı 3. filmi Cinayet Süsü ile karşımızda. Bomba var altımda, bomba var! Allah'ın izniyle ben patlatacağım o bombayı. Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin maceralarını konu alan filmi yönetmen Ali Atay ile oyuncular Feyyaz Yiğit, Cengiz Bozkurt ve Mert Denizmen'le konuştuk. Merhabalar, Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Filminiz hayırlı olsun. Çok güzel bir film, müthiş bir film olmuş. Kendi adıma bir izleyici olarak bunu söyleyebilirim. Çok eğlenceli, senaryo çok güzel, müthiş bir oyuncu kadrosu var. Siz 2015'te Limonata ile New York hikayesi anlatmıştınız. Ölümlü Dünya'da yine bir suç komedisi diyebiliriz Ölümlü Dünya içinde. Burada da yine polisiye komedi, bir suç komedisi, absürt komedi. Cinayet Süsü ile yeni filmle ne anlatmak istediniz? Biz bir hikaye bulalım ve o hikaye üzerine durumlar yaratalım derdiyle yola çıktık. Aklımızda hiçbir şey yoktu. Yani ne yapalım dedik. Feyyaz'la oturuyorduk çünkü bizim diğer
senarist arkadaşımız Aziz Kedi. O Londra'da yaşıyor. Biz genelde öyle yani kendi kendimize burada konuşup akşam Aziz'le Discord'da ya da Skype'da buluşuyoruz çünkü. Ona anlatıyoruz işte bunlar üzerine konuştuk falan diye. Feyyaz'a dedi ne yapalım? Ne yapalım? Polisiye mi yapsak acaba dedik. Yani öyle başladı hikaye. Aslında gerçekten bilinçli olarak hani şunu anlatmalıyız falan dediğimiz bir şey olsa zaten anlatamazdık yüksek ihtimalle. Beceremezdik yani. Yok, biraz polisi durum yapalım. Komedisi de oradan geliyor galiba. Aslında biraz değil tamamen o. Yani durumlar yaratmalıyız. Bizim asıl hikayemiz o. Yani durumlar olursa onun üstünde zaten yani doğru oyuncularla yol aldığında sonuç istediğin gibi olacaktır. Bu peki ölümlü dünyadan önce de var mıydı bu hikayeler kafanızda? Ondan sonra oluştu. Şu anda da bir sonraki projeyi eğer yapacaksak ne o da belli değil yani. Hiçbir fikrimiz yok. Buna biz kendi aramızda yağ nasip tekniği diyoruz. Biraz müthiş bir teknik bence. Yağ nasip tekniği şaşmaz. İnsanı hiç yarı yolda bırakmaz. Peki ön hazırlık süreci oldu mu? Bunun için bir çalışma gerçekleşti mi? Oldu. Tamam. O nasıl? Filmi çekmeye başlamadan önceki ön hazırlık mı? Evet. Oldu tabii ki. Yani filmi, atmosferi, dünyayı nerede kuracağın çok önemli ve bunun için mesela normalde şöyle yapılır. Film ekipleri gidip mekanlar bulur, o mekanlar üzerine yerleştirilir falan. Ben öyle çalışamıyorum. Yani ben gelen şeyi fotoğraftan anlayamıyorum, mümkün değil. O yüzden o ekip arkadaşlarıyla beraber ben lokasyonlara kendim gidiyorum. Mekanları kendim araştırıyorum. İnternetten buluyorum bir takım lokasyonlar, adresler, oralara gidiyoruz. Evler bakıyoruz, işte eski izbe yerler bakıyoruz. İstediğimiz gibi karakol oluşturulamadığı için de ona uygun plato yaptık mesela sıfırdan. Falan. Çok fazla müzik dinliyoruz mesela. O da önemli bir şey. Evet. Filmin müzikleri de ayrıca şahaneydi. Çok güzeldi yani müzik demişken. Yani o müzik dinleme şeyi özellikle Ali'de o ön hazırlıktan başlayıp hani filmi kitlediği ana kadar devam eden bir şey. O gerekiyor yani filmin çünkü bir ritmi oluşuyor böylelikle. Yani her filmde de başka şeyler dinliyorum. Yani filmin bir müziği oluyor. Onun civarında onun janrasında başka şeyler dinleyerek filmi yürütüyorum. Ve bu onun metronomunu oluşturuyor filmin. Yani Ölümlü Dünya'nınki farklıydı, bununki farklı ve o anlamda bunun metronomu... Yani film her şey bittikten sonra bakıyorum evet. Hani saat gibi çalışıyor o sayede. Yani bu müthiş bir avantaj ama bunu da bilerek yapmıyorum. Şimdi filmde gizemli cinayetler var. Onu çözmek için uğraşan bir saçma bir cinayet büro ekibi var. Siz de Dizdar Koşu adında bir karakteri canlandırıyorsunuz. Ben sizden biraz Dizdar'ı dinleyebilir miyim? Dizdar, bunu başka yerlerde de söyledim. Sakıncası yok bunu söylemenizin dediler. Şimdi bir söyleyeceğim bakalım siz ne diyeceksiniz. Dizdar Koşu tam bir ırz düşmanı. Fakat çok seveceğiniz birisi. Yani perdede çok sevilecek birisi. Olduğunu düşünüyorum ben. Sokakta görsek çok sevmeyebiliriz ama sinema perdesinde çok sevecek yani bir karakter. Her şeye rağmen sevdiğin birisi ya. Gerçekten öyle. Her şeye rağmen. Her şeyle kabulleniyorsun onu yani. Evet bu bir de aslında zor da bir şey yani. Bir karakterin bu kadar fazla arızası olup da bu kadar pozitif bir yerde durması da şey yani. Enteresan bir durum. Dizdar Koşu ekibimize uzman olarak atandı. Hakikateniz. Canım abim. Yürüdükler. Kabloların renklerini söyleyin. Aslan ağzı. Ya onun ırz düşmanı olduğuna neden karar verdik biliyor musun? Bir gün sette daha sizin başlarında karakter yeni yeni oluşmaya başlarken veya susuz mu kalmış ne olmuşsa böyle ağzını şapırdatmaya başladı falan diye ve ben gülmeye başladım. Ve bu kayıt kesildi falan. Dedim ki abi o kadar iğrenç bir şey ki o yaptı. Evet, evet. Onu öyle yani bu karaktere çok uydu. Düzenli bir şekilde yapmaya başladı sonra. Ve bu karakterin parçası oldu bu. Yani böyle çıkan şeyler mesela beni çok mutlu ediyor. Az önce de Cengiz Bey ve Mert Bey'le konuşurken sizin çok güldüğünüzü söylemişlerdi ben gülerim, galiba. Evet. O bunlardan bir tanesi. Ya, gülecek şeye gülerim ben. Çünkü yani gülmemek çok saçma. Biz çünkü çocukluğumuzdan beri hep hani gülme ne var, gülecek bir şey mi var falan da büyüdük ya. Ben tiyatroda sahnede oynarken bile seyirci böyle bir gülmemeye çalışırdı falan. Komedi oynuyorduk falan. Ya gülün, rahat olun. Ben ikinci perdeye geçmeden önce arada gelip kulise böyle ağlardı. Genç kızlar, genç çocuklar falan. Bizim işte arkadan azar işitiyoruz, gülüyoruz diye falan. Ulan komedi, gül işte, rahat ol yani. Ama burada dediğiniz gibi yani durum komedisi. Gerçekten aslında gülmek için hani belirli bir şey yapmıyorsunuz ama yani suç komedilerin galiba özelliği mi bu? Ya da bu işin bir matematiği durum var mı? Durum komedilerin bu? Özelliği biraz o. Yani bir süreci anlattığı için o süreç seni zaten çok tuhaf hissettiriyor sana.
Yani burada da mesela bizim fragman bağlayamamamızın biraz sebebi de o. Ya fragmanlar sürekli hareketli oluyor ve içinde yani bizim fragmanda mesela filmi izleyen biriyle izlemeyen biri yan yana getirsen, izleyen biri he falan deyip gülmeye başlayacak bir sürü şeye. Ama izlemeyen biri anlamıyor tabii ki doğal olarak ve mümkün değil bunu. Biz bunun formülünü arıyoruz biraz hani fragmanda nasıl bunu çünkü bizim şey yapılabilir? Bağımsız şakamız yok. Hatta buna dikkat ediyoruz. Birisi yani eğer bir replik bariz şaka gibi ise üzerine konuşuyoruz ya bunu atalım bu şaka oldu. Evet. Komedi senaryosu yazarken bu komik oldu diye bir şey atılır mı? Ama yani o hikayenin bir parçası değil. Yani çünkü şöyle oluyor. Bir durumun içerisine girip o durumla ilgili şaka yaptığımız zaman yabancılaşıyor seyirci. Yani bu zaten içine girdiğimiz bir şey o bizim. Bizim neyin içinde olduğumuzu anlamamız yeterli. Bir de onun şakasını yapmamıza gerek ya, yok. Bu şey gibi hani şaka çok yani espri böyle çok göreceli bir şeydir yani. Ama durumlar değildir. Yani demin de verdim böyle yani şemsiyenin üstüne kaçmasın diye atlayan herif uçtu gitti ya. Bunu herkes güler. Ama işte uçan şemsiye dediğin zaman kimse gülmez. O şakadır çünkü. Biz tam olarak bunu yapıyoruz aslında. Adam üstüne biniyor ve gidiyor. Ya bununla ilgili bir şaka yaptığın zaman anlamı da kalmıyor. Bir dağılıyor gidiyor falan. Anlatabiliyor muyum? Üstelik bu gerçek olduğu için çok komik. Evet. O yüzden bir komedi filmi gerçek hissettirirse çok komik olacağını düşünüyorum ben şahsen. Önceden konuşmadım. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Filmde de yönetmenlik yaptınız ama oynamayı tercih etmiyorsunuz. Yani filmlerde yer almıyorsunuz. Bunun bir nedeni var mı? Yani çektiğiniz filmlerde yer beceremiyorum. Olmuyor. Yani hem çok iyi aktörlerle çalışıyoruz. Onlar zaten beni çok yeterince tatmin ediyorlar. Ya bir de çok çok derinden şunu düşünüyorum. Yani bunun böyle olacağını da düşünüyorum. Yani ego sahibi yaratıklar olduğumuz için ister istemez. Ya montajda yani ben Feyyaz'la benim bir tane sahnem var ve bir tanesinde ben çok kötü oynamışım, bir tanesinde o çok kötü oynamış. Ben onun kötü oynadığını tercih edeceğim tabii ki. Kardeşim olsa ben kendimkini seçerim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yönetmenim ve oyuncularımı en iyi şekilde o montajda en iyi oyunlarını seçiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle bir noktaya düşeceksem yani böyle bir şeye böyle bir risk almaya gerek yok. Böyle bir ihtiyacımız da yok. Yani o kadar yetenekli, o kadar iyi oyuncular var ki ben sadece şunun acısını duyuyorum. Geceleri gizli gizli ağlıyorum. Yani şu filmin bir yerinde böyle kafanın bende olmasını, bu ekibin içinde olmayı çok isterim ben de. Bunu becerebilirsem yapacağım. Ama eğer bu kadar tarafsız olmayı becerebilirsem yapacağım. Çok eğlenceli ve çok güzel bir film. İzleme fırsatı oldu. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Filmi gülmeden tamamlamayı gerçekten nasıl başardınız? Başaramadık filmi gülmeden bitirmeyi. Çok zor oldu. Çok nadirdir böyle hani çok fazla tekrar alıp da sonunda ara vermek zorunda kaldığımız falan. Bazı sahneler için 18-20 tekrar alıp yok çekemeyeceğiz galiba. Bir yarım saat ara verelim, çay içelim, kahve içelim, geri dönelim dediğimiz sahneler oldu. Biz de böyle bir şeyi ilk defa yaşıyoruz. Yani bu kadar yoğun ekibin kimyasını tutup da hani sahneyi gülmekten çekemediğimiz zamanlar olmuştur ama bu kadar yoğun hiçbir filmde yaşamamıştık. Tabii beklentiyi de fazla yüksek tutmamak lazım seyirci için. Hani biz çok gülmüş olabiliriz de seyirci buna mı güldünüz derse de bir şey demeyiz eyvallah deriz. Yani hani tabii seyirciyle buluşana kadar bir filmin nasıl reaksiyon alacağı aslında hiç tahmin edilemiyor. Yani siz istediğiniz kadar gülün, istediğiniz kadar iyi olduğunu düşünün falan. O ilk gün seyirciyle buluştuğu an hiç kimsenin bilmediği bir şeyler oluyor. Engiz abinin yalvardığı sahne var bana ya. Bana yalvardı. Evet. Ne olur gülme artık diye. Şu köşeyi döneyim dedim ya. Şimdi o kadar zorluyorum ki. Tabii daha önceden Ali Bey'le tanışıyorsunuz tabii. Leyla ile Mecnun'dan biri birliktesiniz. Çok projede yer aldınız ama siz daha aslında ekibe yeni dahil oldunuz. Sizin bu projeye dahil olmanız nasıl gerçekleşti? Sen başla. İşte burada. Cengiz abi sayesinde oldu. Öyle mi? Evet evet. Bir tiyatro oyununda oynuyordum. O sıra Cengiz abi ön ayak oldu. Oyunuma geldiydi. Önermiş Ali'ye. Ve dolayısıyla dahil oldum. Şanslıyım yani. Aslında Mert çok 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 iyi bir oyuncu ama işte hani çok tanınan fazla iş yapmış durumda olmadığı için ben de tiyatro sahnesinde seyrettim ve oyunu sırtlayıp çok iyi götürdüğüne şahit oldum ve böyle oyuncuların zamanlaması iyi oyuncuları bulmak çok zordur. Ali de böyle bir hani
Çok da tanınmamış diyelim, hani bir no name isim arıyordu o sırada. Ben dedim ki işte o adam, ama bu filmden sonra no name olmayacak. Evet, herkes tanıyacak kendisini olmayacak. Dedim. Senaryo geldiğinde karakterlerinizi okuduğunuzda neler düşündünüz? Siz Salih karakterini canlandırıyorsunuz, siz de Alaaddin. Biraz karakterlerinizin özelliklerinden bahseder misiniz bize? Ya Alaaddin böyle uzayda bomboş bir halde böyle sürüklenen bir adam gibi ama çok mutlu yani bu halinden. Yani ilk okuduğumda hani ben çocukluğumda birazcık öyleydim. Yani gerçekten Alaaddin gibiydim. Dolayısıyla hani bana çok da uzak değil babamdan dolayı. Hani babamdan uzaklaşmak için devamlı Alaaddin gibi takılan bir adamım. Her şeyin farkında ama belli etmiyor. Yani bir boşluk var yani saçma sapan bir boşluk. Dolayısıyla ilkokulda çok etkilendim. Ve diğer karakterler de zaten müthiş hizmet ettiği için filme, karakterlere, Alaaddin'e. Dolayısıyla pek zorlanmadım ya. Hı hı. Pek zorlanmadım. Sadece gülmek. Gülmek dışında başka hiçbir şey beni zorlamadı. Evet, bu filmde yaşadığımız en büyük sorun ne teknik, ne yani başka bir şey, ne ezber, ne işte mekan. Gülmek. Gülmenin önüne geçemedik yani. Hı hı. Sorunuza geri dönersek, senaryo bana ilk geldiğinde ben daha doğrusu daha da geriye saralım. Ölüm Dünya'dan sonra Ali ile muhabbetimizde bir 6 ay önce falan senaryo gelmeden yeni bir film yazacaklarını, yine üçlü olarak Aziz Kedi, Feyyaz ve Ali, bu üçlünün işte tekrardan bir film yazacağını söyledi Ali bana. Var mısın? Tabii varız yani. Hani ezbere varız gibi bir şey söylemiştim ben. Yani ne olursa olsun diye. Sonradan senaryo geldi ama senaryo gelip de böyle işte benim izleyip güldüğüm çok az iş vardır. Yani böyle gece 2'de mi 3'de mi ne okuyordum yani böyle. Çocuklar uyanmasın diye böyle hadi kıs kıs güldüğümü hatırlıyorum monitörün başında. Gerçekten iyi sahneler vardı ve o sahneleri çok iyi görselleştirebiliyordunuz, hayalinizde oluşturabiliyordunuz. Yani hemen sanki kendinizde yerleştirip sahne gözünüzün önüne geliyordu. Bu da senaristlerin tabii büyük başarısı. Salih de benim çok ısındığım ve kendimi gördüğüm bir karakter oldu. İşte biliyorsunuz, izlemişsiniz. Uykusuzluktan asabiyete vurmuş, dönüşmüş bir karakteri canlandırıyorum. Polis memuru canlandırıyorum filmde. İnşallah seyirci de sever yani. Anneye bakın, cevap versene. Alaaddin. Efendim abi. Ne yaptınız? Joseph Roth'un unutulmaz romanlarından İmparator Mezarlığı, Alfa Yayınları aracılığıyla yeniden raflarda. Joseph Roth'un yarattığı, ünlü Trotta ailesinin son ferdi Franz Ferdinand Trotta, arkadaşlarıyla Viyana kafelerinde yaşadığı bohem yaşamın içinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olayların yaklaştığını göremez. Birinci Dünya Savaşı'na katılan genç Trotta, kente döndüğünde yitirilenin sadece imparatorluk değil, temsil ettiği tarih, toplum, değerler ve bunun yanında kendi ailesi, arkadaşları olduğunu acı da olsa yaşayarak öğrenir. Avusturya monarşisinin çöküşüyle şekillenen kaderleri, Roth'un bütün yapıtlarında olduğu gibi bu romanda da şiirsel bir güzellikte aktarılmış. Oyuncu, tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Buğra Gülsoy, sıfatları arasına romancılığı da ekledi. Gülsoy'un Birinci Kıyamet Güneşin Battığı Yer adlı ilk romanı İnkılap Kitabevi'nden çıktı. Buğra Gülsoy, romanını 1900'lü yıllarda Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen futbolcu ve boksör Sabri Mahir'in hikayesinden esinlenerek kaleme aldı. Yazar, romanında 1900'lü yılların ilk çeyreğinde aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikayelerine odaklanıyor. Sabri Mahir üzerinden dünyanın kötülüğünü, nefreti, öteki olmayı, korkuyu ve yüzleşmeyi anlatıyor. Aşk ile vatanı aynı teraziye koyarak zamanın yoksunluğuna da vurgu yapıyor. Müzik.
Editörlüğünü Gülşen İşeri'nin yaptığı romanın devamı İkinci Kıyamet de yakında okurla buluşacak. Bu hafta aksiyondan komediye, maceradan gerilime, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 7 film izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın vizyona giren filmlerini sizler için derledik ve Mert Denizmen filmde yer alan isimlerden sadece birkaçı. Premieri Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirilen Geçmişin Sırları, Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore ile 4 Oscar adaylığı bulunan Michelle Williams'ı bir araya getiriyor. You must be Isabel. Yes. I'm Teresa. So nice to meet you. Yıllar önce Hindistan'a yerleşen Isabel'in hayatını adadığı yetimhanedeki koşulları iyileştirmek için bir destek bulmaya ihtiyacı vardır. Fakat bunu gerçekleştirmek için önce New York'a gitmesi gerekir. Zengin ve başarılı iş kadını Teresa yetimhaneye milyonlar bağışlamaya hazırdır. Ancak Isabel'den küçük bir isteği vardır. Hafta sonu kızının düğününe onun da gelmesini ister. Bu düğün sadece Isabel'in değil, onunla beraber birçok kişinin de hayatının değişmesine sebep olur. What are you doing here? Bart Frontlich'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Billy Crudup, Will Chase ve Abby Quinn gibi isimler yer alıyor. Kozlo was a convicted felon. He is also an informant for the Federal Bureau of Investigation. Beyaz perdede izleyiciyle buluşan bir diğer film Muhbir, aksiyon ve macera severler için Andrea Di Stefano'nun yönettiği film, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete'in ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI, mafya ve hapishane üçgeninde yaşadıklarını konu ediniyor. Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Ana de Armas ve Clive Owen filmde yer alan isimler. Fransa yapımı deri ceket, geyik derisinden yapılan ceketi takıntı haline getiren 40'lı yaşlardaki bir adamın suça bulaşma hikayesini konu ediyor. George'un gözü püsküllü süet ceketinden başka hiçbir şeyi görmez. Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz. Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı içinden bir cani çıkarır. Filmin yönetmeni Quentin Dupio, aynı zamanda Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ'i, Oscar ödüllü Fransız ünlü aktör Jean Dujardin, Adèle Haenel ve Albert Delpy filmin oyuncuları arasında. Aren't you the girl that sat down in the front at my concert? You? Ik wil dirigent worden. She wants to be a conductor. Uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Luisa Brico'nun hikayesini odağına alan Bir Kadın Zaferi, Maria Peters imzası taşıyor. Antonia Brico henüz çocukken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç eder. Şimdi 24 yaşında olan Antonia orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için kimse onun bu isteğini ciddiye almaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkıyla tanışan genç kadın bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır. Filmin oyuncu kadrosunda Christian De Bruyne, Benjamin... Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912-1938 tarihleri arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren Türk ve dünya basınında Atatürk koleksiyon kitapları Ekavart Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Eserler Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan Atatürk'ün ölümüne kadarki sürecin basına yansımalarını tam sayfa örneklerle sunuyor. Ayrıca özgün dilinde ve ilk baskı kalitesinde tıpkı basım nutuk eseri ve Atatürk albümü de sanatseverlerle buluşuyor. Şimdi benim Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi üzerine daha başka kitaplarım da var. Genelde bir Türkiye tarihini araştırırken
Onların belgeleri olarak gazeteleri de biriktirmekteydim. Ama dünya basınıyla ve Türkiye'deki gazeteleri, özellikle Atatürk'le ilgili gazeteleri toplamaya başladım. 4 yıl sürdü. 4 yıldır çok gazete var. Binlerce gazete var. Dergi var, kitap var. Bunlardan 250'şer adet seçtiğimiz yaklaşık 500'e yakın gazete, Türk basını ve dünya basını örnekleri burada. Amacımız bu Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım süreci olan 24 Ekim'le başlayıp 11 Kasım'a kadar sürecek Türk ve dünya basınında Atatürk'ün yansımalarını hem gazete küpürleri olarak hem resimler olarak hem projeksiyon sunumuyla hem hologram, AR, VR gibi yeni uygulamaları da içine koyarak sanatseverlere ve buraya katılacak insanlara sergilemek. Çünkü biz Türk ve dünya basınında Atatürk diye iki farklı kitap yaptık. Bunlar büyük boy, özel deri ciltli, koleksiyonerlere özel kitaplar. Ama tabii herkesin de gelip inceleyebilmesi, görebilmesi için birlikte Ekavart'la böyle bir çalışma yaptık. Sergi, ziyaretçilerine koleksiyon kitaplarının yanı sıra ses, video ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel olarak Atatürk'ü yaşayabilecekleri deneyimler sunuyor. Bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinde yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına tahminim. Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında açılan Türk ve Dünya Basınında Atatürk Kitap Sergisi 17 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.